BRTV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı olağanüstü toplantı sonrası ortak basın toplantısına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Zil takıp oynamak suretiyle orada yapılan açılış töreninin bizim indimizde bir kıymeti harbiyesi yoktur. Teşkilat üyesi ülkeler olarak baskıyla dahi olsa Amerikan yönetiminin izinden gidecek devletlere karşı her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Öte yandan dünyadaki hiçbir devletin şantaja boyun eğerek egemenlik haklarını çiğnetmeyeceğine inanıyoruz. Ayrıca tüm teşkilat üyelerini Amerika'nın kararını takip edecek ülkeler yanında tüm makam, parlamento, şirket ve bireylere karşı da ekonomik kısıtlamalar uygulanması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kudüs-ü Şerif'in kimliğini değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüse karşı koyacağız. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik. Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde imal edilen ürünlerin piyasalara girmesini mutlaka engellemelidir. Bunun yanında Filistin topraklarında süren haksız işgalin idamesinde rolü olan tüm şahıs ve oluşumlara karşı da gereken tedbirler alınmalıdır. Bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri Filistin ve özellikle Kudüs'e yönelik tutumlarına göre değerlendireceğiz. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının bütçesinin güçlendirilmesi her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Tüm üye devletlere bu kritik süreçte ajansı olan destek ve katkılarını artırmaları çağrısı yapıyoruz. Türkiye olarak biz de ajans tarafından başlatılan onura baha biçilemez kampanyasını çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Filistinli mültecilere destek sağlanmasının bir aracı olarak tasarlanan Kalkınma Vakfı fonu kurulmasına da olumlu yaklaşıyoruz. İki devletli çözüme bağlılığımızı teyit ediyor. Bu bağlamda Filistin tarafınca yapılan girişimleri desteklediğimizi ifade ediyoruz. Ramazan ayı boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası yürütülecektir. Bu kampanyayla ilgili ayrıntıları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli basın mensupları, İslam dünyası olarak Filistin sorununun çözüme kavuşturulması için Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede birçok liderle görüşerek herkesi Filistinlilerin maruz kaldığı haksızlığa karşı sesini yükseltmeye çağırdım. Bu vicdansızlığı Afrika'daki, Asya'daki kardeşlerimizle beraber Katolik dünyasının ruhani lideri Sayın Papa da kabul etmiyor. Sayın Papa'ya Kudüs konusundaki özel hassasiyeti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin aynı kararlı tavrı önümüzdeki süreçte de devam ettireceğine inanıyorum. Din, dil, ülke ayrımı gözetmeden uluslararası toplumun birleşerek haksızlığa karşı adaleti savunması gerekiyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 99. yılında Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. Hukuk, demokrasi, ekonomi, dış politika ve eğitim olmak üzere 5 temel başlıktan oluşan manifestoda Türkiye'nin bir onarım sürecine gireceği ve bu projenin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejimin oluşturacağı belirtildi.
Muharrem İnce ayrıca çiftçiye mazotun 3 lira olacağı, asgari ücretin de 2200 liraya çıkarılacağını açıkladı. Ülkede ve zihinlerde derin tahribatlar yapıldı. Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik can yakıyor. Sattığı aldığını karşılayamayan, sanayisinden tarımsal üretimine kadar dışa bağımlı, üretmekten çok ithal eden bir ülke konumuna getirildik. Yüzyıllardır beraber barış ve huzur içerisinde yaşayan insanlarımız, inanç, mezhep, etnik köken, yaşam biçimi eksenlerinde kutuplaştırılmış ve birbirine tahammül edemez hale getirilmiştir. Yüzyıllık barışçı ekseninden koparılan dış politika, milli menfaatlerimizi tehlikeye atacak hayallerle ve yalanlarla idare edilmeye çalışılıyor. Türkiye, herkesle kavga eden ve yalnızlaşan bir ülke konumuna gelmiştir. Tek partinin, daha doğrusu tek bir adamın kaderiyle özdeş hale getirilmiş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirileceğini bunu bilen uluslararası güçler adeta keyifle ellerini ovuşturuyor. Adalet sadece mülkün değil, başta hukuk olmak üzere toplumsal düzeni sağlayan bütün unsurların temelidir. Adil olmayan hukuk, adil olmayan devlet demektir. Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu. Temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşıma dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunudur. Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır. Bu hedefimize ulaşmak için uygulayacağımız politikalar ana başlıklar olarak şöyledir. Hukuk. Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracak asgari bir standart haline getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Yeni ve çağdaş bir anayasa yapılarak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışı esas olacaktır. Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacaktır. Her türlü ayrımcılığa son verilecektir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı 99. yılında Karabük'te törenlerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri gençlik yürüyüşüyle başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi. Sabah saatlerinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşü kent meydanına kadar sürdü. Gençler ellerinde bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile Karabük Belediyesi bando takımının çaldığı marşlarla yürüdü. Thank you.
gençlik yürüyüşüyle başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunum töreniyle devam etti. Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağaca, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yaşar, Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile devam etti. 9 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Doğru düşünüp, karar verip, uygulayabilmek, artık büyük adımlar atmamız gerektiği durumlar vakitlidir. Ufkumuzu geniş tutmamız, evrensel gelişmeleri takip etmemiz gerektiği gibi artık takip edilen çevresine, dünyaya örnek bir medeniyetin öncülüğünü yapmamız en önemli vazifelerimizden biri olmalıdır. Ayrılmadan yürürüz aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik. İl genelinde düzenlenen spor yarışmalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi, tekvando gösterisi, judo gösterisi, kara kucak gösterisi ve eskrim gösterisi ile Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Değerli misafirlerimiz, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü güreş ekibimize, güreş takımımıza şöyle kuvvetli bir alkış istirham ediyoruz. Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99. yılı Safranbolu'da coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alayı 2. Tabur Komutanı Jandarma Yarbay İbrahim İvez, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından çeşitli spor müsabakaları ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Emanetçisi olan gençlerimizin önündeki en kutlu amaçlardan biridir. Bize düşen ise hem istiklalimizi hem de bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimiz gençliğimizi hızla değişen dünyada yükselişe geçen bir milletin mensuplarına yaraşır biçimde yeni dünyanın yeni şartlarını hazırlamaktır. Mayıs'ın 19'u ufukta duran gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Bekleme üzüntüsü her gönülde taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü yaklaşırken ülkemizin demokratik standartlarının gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine doğru hızla ilerlemesi için Türk gençliği üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirecektir. Unutmayın bu miladı. Unutmayın devletin sancılarla doğduğu bu kutlu günü. Unutmayın mirasçısı olduğunuz eşi benzerini bulamayacağınız hazineyi. Ne filmlerde ne dizilerde ne de masal kitaplarına denk gelebileceğiniz atam kısacık ömrünün çok büyük kısmında ağırlamış bizleri. Hadi bakalım. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir armağanı var.
takım halinde birinci oldu. Takım halinde, o zaman takım halinde ise tek bayana kupasını da verelim. Kaptan. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı. Tarihi çarşıdan başlayan yürüyüş Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yürüyüşe Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Yürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, CHP Safranbolu İlçe Başkanı İbrahim Ayhan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve öğrenciler katıldı. Gördük bu akşam yarın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlemiş olduğumuz gençlik yürüyüşümü de katılımlarından dolayı Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü adına şükranlarımı sunuyorum. Safranbolu'da düzenlenen gençlik yürüyüşünün ardından Safranbolu Belediyesi şehitlik önünde iftar yemeği verdi. Yürüyüşe katılan gençler, askerler ve çok sayıda vatandaş orucunu burada birlikte açtı. Bizlere bu dünyada vermiş olduğu nimetleri ahirette de nasip eyle ya Rabbi. Şu anda şehitlerimizin bulunduğu çok yakın bir zamanda bu fani alemden ebedi aleme uğradığımız, baki aleme uğradığımız Ömer Bilal Akpınar kardeşimizin medfun bulunduğu şehitlik makamındayız. Şehidimizin de şehadetini kabul eyle ya Rabbi. Şehidimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrak sevgisini aşılayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Karabük'te her akşam farklı bir mahallede düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar kadar büyükler de doyasıya eğleniyor. Şenliklerin bu seferki adresi Belen Mahallesi oldu. Belen Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliğine çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Karabük Belediyesi tarafından Belen Mahallesi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri gece geç saatlere kadar sürdü. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ramazan ayının ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirterek, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en yoğun yaşandığı ay. Ramazan ayının bir diğer vazgeçilmezi de Ramazan eğlenceleri. Ramazan ayı boyunca her mahallede yapacağımız etkinliklerle hemşerilerimiz hem geçmiş Ramazanları yad edecek hem de eğlenecek dedi. Oh,
Fatih Yıldırım Eğitim Kurumları Safranbolu'da yeni bir şube açıyor. Batı Karadeniz'in en büyük özel okulu olan MY Koleji 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak. MY Koleji kurucularından Murat Acat, okul müdürü İzzettin Kandiş ve öğretmenler okul hakkında bilgi verdi. Bu okulun macerası 2015 Haziran'da başladı. Ben Murat Bey'i, adaşım olan Murat Bey'i Karabük'e, Safranbolu'muza davet ettim. Ve burada arkadaşlarımızla görüşmeye, konuşmaya başladık. İşte Karabük'te, Safranbolu'da bir eğitim kurumuna ihtiyaç var mı yok mu? Bunun bir fizibilitesini yaptık. Bu okulun zihinsel olarak ilk temelleri atılmış oldu 2015 Haziran'ında. Sonrasında da bu 7 dönüm araziye kurulmuş olan okulun projesini ODTÜ'deki hocalarımıza, profesörlere çizdirdik. Yani biz yapılmış olan bir binayı değil, biz işte şu şekilde yaparsanız bu okulu okul olarak çalıştırabiliriz şeklinde burayı yapan firmadan da bu şekilde talebimiz oldu. Okulumuz bitti. Şu an iç tefrişatıyla ilgileniyoruz. Temmuz ayında da inşallah 8 ve 12. sınıflarda eğitime başlayacağız. Önümüzdeki yılda Eylül'den itibaren de 3 yaşından üniversiteye kadar, lise sona kadar bütün sınıflarımızı açacağız. Kayıtlarımız zaten, ön kayıtlarımız başladı. Bizim anaokulunda hedefimiz 3-6 yaştan itibaren çocuklarımızın belirlediğimiz eğitim sistemiyle eğitime dahil etmek. Montessori ve çoklu zeka kuramını hedef alarak çocuklarımızın 3 yaşından 6 yaşına kadar hem fiziksel, hem ruhsal, hem zihinsel gelişimlerini önemseyerek bir eğitim sistemi planlıyoruz. Bunun dışında çocuklarımızın dil gelişimlerini önemsediğimiz için çocuklarımıza 2 tane yabancı dil öğretmenimizle İngilizce eğitimlerini vermeyi hedefliyoruz ve okullarımızda İngilizce konuşacağımız alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Lisede 9. sınıftan 12. sınıfa kadar derece sınıflarımız olacak. Bununla beraber özellikle 9. sınıftan itibaren fen lisesi sınıflarımız olacak, derecelendirilmiş. 12. sınıfa geldiğinde ise öğrencilerimizin amacı üniversite sınavına yönelik onları hazırlamak ve birebir başarılarını takip etmek. Asansör sistemi dediğimiz öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre her sınavdan sonra sınıflara göre değişkenlik gösterecektir. Öğrencilerimizin başarı durumlarına göre. Bununla beraber koç sistemi dediğimiz danışman öğretmen sistemi olacaktır. Velilerimizi öğretmen arkadaşlarımız bilgilendireceklerdir. Hedefimiz öğrencilerimizi hem akademik hem sosyal yönden yetiştirmek. Bunun için öğretmen kadromuzu seçtik, belirledik. Bunu yaparken, öğretmenleri seçerken çalışmaları, gayretleri, yapacağı işleri bildiğimiz arkadaşlarımızı seçtik. Hafta içinde akademik çalışmalarımız, dil, yabancı dil ağırlıklı olan yabancı dil bölümü, akademik olan sınıf öğretmenlerimizin kendi çalışmaları, gayretleri, etütlerimiz, hafta sonları, sosyal faaliyetlerimiz, sosyal etkinliklerimiz, değişik etkinliklerimiz mutlaka olacak. Bunun yanında her öğrencimiz mutlaka bir müzik aleti çaldırmayı hedefliyoruz. Özellikle speak dersleri dediğimiz İngilizcelere onlar girecek. Yine ilkokul ikinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dilimiz olacak. Burada velilerimiz, öğrencilerimiz seçtikleri branşa göre yabancı dil seçecekler. İkinci yabancı dil İngilizce zorunlu ders olacak. Ülkeye hayırlı, güzel evlatlar yetiştirmiş olacağımıza inanıyorum. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı ve Gençlik Festivali yürüyüşü düzenlendi. Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlik kapsamında Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan grup İstiklal Caddesi Cumhuriyet Meydanı güzergahından Kurtuluş Yolu'na kadar fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi bando takımının yanı sıra Atlı Spor Kulübü sporcularının at üstünde eşlik ettiği yürüyüşe yurdun çeşitli kentlerinden gelen 500 izci ve yaklaşık 300 kişilik halk oyunları ekibi de destek verdi. Yürüyüşe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak basın mensuplarına yaptığı açıklamada büyük bir coşku ile Fener Alayı yürüyüşünü yaptıklarını belirterek gerçekten yoğun bir katılımla ilk adım şehri olduğumuzu tüm Türkiye'ye gösteriyoruz dedi.
Gençler şu an Samsun'da büyük bir coşku var. Bütün Samsun vatandaşlarımız, genci, kadını, yaşlısı, çocuğuyla beraber büyük bir coşkuyla Fener alayını yapıyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten yoğun bir katılımla ilk adım şehre olduğumuzu, Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Bu yönüyle ben yürüyüşe katılan, Fener alayına katılan bütün vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin biliyorsunuz değişik illerinden de misafirlerimiz var, okul ekipleri var. Değişik illerden misafirlerimiz var. Biz onlara da hoş geldiniz diyoruz gerçekten. Geceğimize renk kattılar. Samsun'da Cumhuriyet'e sahip çıkıyor. Samsun'da birlik beraberliği gösteriyor. Türkiye rahat olsun. Samsun ayakta. Cumhuriyet'e sahip çıkıyor. Endişeye mal yok. Türk-Alman Yardımsevenler Derneği Gelsenkirchen Avado iftar verdi. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren ve eğitime katkı çalışmaları ile tanınan Türk-Alman Yardımsevenler Derneği AVO ile ortak düzenlediği iftarda Türk ve Alman davetlileri haricinde 7 ayrı ülkeden daha misafirleri ağırladı. Yemeğe Gelsenkirchen Büyükşehir Belediye Başkanı Frank Baranowski, Başkan Yardımcısı Martina Rudowitz, Gelsenkirchen Emniyet Müdürü Bayan Ann Hesselhaus-Schroer, KRV Eyalet Milletvekili Sebastian Watermeyer, Kilise Papazı Farer Matau, Gelsenkirchen Belediye Meclis Üyesi Nezahat Kılınç, Bölge Muhtarı Marion Tillert, Almanya Çay Cumalılar Derneği Başkanı Şenol Alagöz, Ankaralılar Derneği Başkanı Dr. Halil Yalçın, Karabük Yeniceliler Derneği Bartınlılar, Türk-Alman Dostluk Derneği yöneticileri, iş adamları Adnan Derviş, Kemal Öztürk, Dursun Doğangün, Mustafa Türkay Mecillioğlu ve BRTV Almanya temsilcisi Ali İnan ile birlikte çok sayıda yardımsever vatandaş katıldı. Kurulduğumuz günden beri kendi çapımızda din, dil, ırk ayrımı yapmadan burada ve diğer ülkelerde mağdur insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Yüreği güzel arkadaşlarımızla değişik ülkelerden misafirlerimizi Gelsenkirchen AVO'nun ev sahipliğinde misafir yapmaktayız. Müslümanlar için çok önemli ve özel olan iftar programı gerçekleştiriyoruz. Liebe Frau Öztürk, liebe Frau Yilmaz, Frau Polizeipräsidentin, Herr Abgeordneter. Bei Ihnen zu Gast habe ich ganz besonders darüber gefreut, dass ich hier sein kann, dass Sie die Gemeinschaft, die Sie miteinander haben im Ramadan, auch. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bizim için her zaman dediğim gibi hakikaten tamamen internasyonel bir iftar yeri olduğu için ve Almanya'da Gelsenkirchen'de yaşadığımız için bizim cami hocamız ezan okudu, duamızı ettik. Şimdi Almanca'ya geldi. Bayan Öztürk, Herr Oberbürgermeister, Herr Landtagsabgeordneter. Teşekkür ederim. Okuduğu Türkçe duayı ben tekrarlıyorum. Hayır ve şerrin senden gelen Allah'ım. Bize sevdiğin kullarına verdiğin nimetler için şükürler olsun. Bize nasip ettiğin nimetlerin bereketini sen ver Allah'ım, dedim. Evet. Bugün Gelsenkirchen AVO ile birlikte yapmış olduğumuz internasyonal iftar yemeğine çok sayıda vatandaşımız, bürokrasi, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, milletvekilimiz ve çok sayıda dernek başkanları ve vatandaşlarımız katılmıştır. Geleneksel hale gelen bu internasyonal iftar yemeğimizde birçok ülkeden vatandaşlarla birlikte iftar yemeği yaptık. Hakikaten umduğumuzdan daha fazla kimseler geldi. Biz çok memnun kaldık. Bunun devamını diliyoruz. Kent meydanında kurulu olan Karabük Belediyesi iftar çadırında dün akşam Kardemir iftar verdi. Evet. Afiyetine sahip olan canlarım.
Gönlümüzü dimanlaştık, huzuruna geldik ya Rab. Hesabı solururken ömründe de hem soflarımızı alın, terimizi mezar, kapılarımızı mezar taşı yapma. Evlerimize Kur'an okuyan, Kur'an okutan, Kur'an'a göre yaşayan kullarından ey ya Rabbi. Dualarımızı rahatla dinlerimizde ödülü kurallarla dinlerim. Kabul edin Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi. Düzce Belediyesi önünde toplanan grup İstanbul Caddesi'nden Anıt Park Meydanı'na kadar ellerindeki Fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Garnizon komutanlığından bir tören mangası da Fener Alayı'na katıldı. Anıt Park Meydanı'na gelen vatandaşlar burada Düzce Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nda mehter takımının gösterisini ilgiyle izledi. Samsun Devlet Opera ve Balesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi. Sezgi El Hüseyin'i solist soprano, Mikail Iskro kore ve orkestra şefi, İdil Öğüt ise baş kemancı olarak yer aldı. 14 eserin seslendirildiği konserde Muammer Sun'a ait Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin müzikleriyle marşlar da seslendirildi. Samdop koro sanatçılarınca ücretsiz olarak verilen konser seyircilerin büyük beğenisini topladı. Avrupa Müzeler Gecesi dolayısıyla ücretsiz olarak gezilebilen ve gece saatlerine kadar açık olan Çorum Müzesi'ni etkinliğin ilk 2 saatinde 2000 kişi ziyaret etti. Gündüz çalıştıkları için müzeye gelemeyen vatandaşlar için iyi bir fırsat olan Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında çok sayıda vatandaş ailesiyle Çorum Müzesi'ni gezerek müzede sergilenen yaklaşık 8000 yıllık tarihi eserleri inceledi. Etkinlik çerçevesinde müze bahçesinde Halk Eğitim Merkezi Kadınlar Bağlama Grubu da halk müziği konseri verdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan yaptığı açıklamada etkinliğin verimli geçtiğini ve ilk 2 saatte müzenin 2000 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. 8000 yıllık tarihin gizemlerini barındıran Çorum'da müzemizde kadim medeniyetlerin miraslarının bulunduğu ve ülkemizin en önemli prestijli müzelerinden olan Çorum Müzemizde 18 Mayıs Müzeler Günü'nü icra ediyoruz. Çorum Müzemiz Türkiye'deki ilk 10 müze içerisindedir prestijli olarak. Önceki yılla bir mukayese yaptık. Yani Ramazan nedeniyle mi böyle bir sıçrama oldu dedik ama aslında kültür turizminin yeniden şahlanışı ile ilgili bir fotoğrafın ön haberleri bunlar, ön verileri. Geldik, geziyoruz. Çok güzel. 18 Mayıs Müzeler Gecesi'nde Çorum Müzesi'ne geldik. Çok güzel. Herkesin gezmesi gereken bir müze.
Kastamonu'da İnebolu Cide arasındaki karayolu keskin virajları ve sarp yapısıyla sürücülere yormasına rağmen mavi ile yeşilin en keskin tonlarını sunması dolayısıyla da doğa severlerin gözde güzergahları arasında bulunuyor. Kastamonu'nun İnebolu ile Cide ilçelerini birleştiren yaklaşık 90 kilometrelik tek şeritli karayolu keskin virajları inişli çıkışlı ve sarp yapısıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. Küre dağlarının zorlu yapısı nedeniyle neredeyse 100 metre bile düz gidilemeyen yol boyunca sürücüler saatte 40 kilometrenin üzerinde süratle gitme şansı pek bulamıyor. Güzergahın pek çok zorluğuna karşın sürücüler ormanın yeşili ile denizin mavisinin en güzel tonlarını izleme fırsatı bulabiliyor. Çoğu yerine gidildi. Yalnız Artvin'de bile çok dik yamaçlar olduğu halde İnebolu ile Cide ilçemiz arasındaki bu yolun virajı kadar kötü bir yol daha görmedim bugüne kadar. Yani 100 kilometrelik yol alt tarafı ama 2-3 saatte zor geçiyorsunuz. Hatta ben bir kere yol yapımına denk geldim. Motosiklette geçmeye çalıştım. 4 saatten fazla yolda kaldım yani. Hani durmadan sürekli yol almama rağmen 4 saati geçti. Doğallığı olmamış olsa bu yol çekilmez zaten. Yeşilin ve mavinin buluştuğu, en keskin çizginin olduğu yerlerden bir tanesi herhalde Türkiye'de. Abone merkezde taksi şoförlüğü yapıyorum. Arada bir müşterimiz olduğu için bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Yol durumu gayet kötü ama doğa güzelliğiyle deniz, dağ olsun çok güzel adımı cezbediyor. İnebolu Cide arası tabelalarda 87 kilometre diye yazılıyor. 4 saatte bu yolları ulaşamıyoruz. Çok kötü yollar çok kötü. Viraj, boyuna viraj. Ulaşamıyoruz. Ama bir Kastamonu, İnebolu bir saatte gidiyor. 100 kilometre yeri 4,5-5 saatte gidiyoruz. Kışın daha fazla kardan hiç gidilmiyor, geçit vermiyor. Kastamonu özellikle bakir doğasıyla ön planda. Şu an onun da birazcık ulaşım zorluklarıyla paralel doğrultuda ilerliyor. Ulaşım çok zor Kastamonu'da. O tabii bu hem dezavantaj hem avantaj sağlıyor. Bu bizi açıkçası bakir doğa şeklinde avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle yollar gerçekten zorlu ve çetin. Fakat bu da macera severlerin gerçekten ilgi duyduğu bir alan haline gelmekte. Özellikle Cide ve İnebolu arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik bir rota gerçekten macera severler için harika fırsatlar sunmakta. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman. Çok güzel, eşsiz anlar yaşatacaktır insanlar eminim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.